Ben Serhat Işıkgöz, Sakaryalıyım. A9 TV'den beğenerek izliyorum. Hiç kimsenin ne dediği umurumda değil. Aslanım benim, aslanım, yakışıklım. Nur yüzlüm benim. Allah seni cennetiyle şereflendirsin. Ya ben ayrı diyorum dünyaya. Sokakta insanlar niye birbirine selam vermez? Niye merhaba demez? Niye arkadaş dost olmazlar? Neden kadınlar bu kadar ezerler? Ya kadınların çok güzel olduğu görülüyor bu kadar tatlı varlıklara. Bu kadar zulüm inanılır gibi değil ya. Nerede kötü söz varsa kadınlara söylüyorlar. Bu kadar baskı inanılır gibi değil. Ben ona da hayret ediyorum. Ya bırak nasıl yaşıyorsa yaşasın, sana ne? O senin namusunu sorguluyor mu? Bir de kavgaya ne gerek var? Teröre ne gerek var ya? Yani? Belli ki Allah'ın varlığı açık işte. Bir Allah var. Boş yere de yaratmayacağına göre, yani yaratıp yani hiçbir amacı yok, yaşasınlar, ölsünler. Der mi Allah yani bu sonsuz akla sahip Allah? Belli ki ahirette var. O zaman herkes dost olsun, arkadaş olsun, savaşlarda dursun. Kavga da olmasın. Ya bundan makul ne olur ya? Yani sanki biz bunu keşif yapmış gibi anlatmak durumunda kalıyoruz. Bu zaten böyle olması gerekiyor. Aksi rezalet yani. Ve çok zor. Tank fabrikaları yapılıyor, top fabrikaları, roket fabrikaları yapıyor. O ona ateş ediyor, o ona ateş ediyor. Dünyanın her yeri cehennem. Toptan bir yere gelsinler. Vazgeçelim arkadaş, bu kadar. Evet, dinliyorum. Lübnan'da Hristiyanlığa hakarette bulunan 3 Müslüman gence Hristiyan yargıç şöyle bir ceza verdi. Ülkede bir dine hakaret etmenin cezası 3 yıla kadar hapisken hakim Müslüman gençlere hapis cezası vermek yerine onlardan Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ve Hazreti Meryem'den bahseden Kur'an ayetlerini ezberlemelerini istedi. Çok güzel yapmış. Aklı başında bir hareket. Yani mesela bu makul bir aklın gereğidir bu. Evet. Hapis yatırıp ne yapacaksın? Bunu dedirtirsen, bunu anlatırsan, bunu öğretirsen daha makbul. Evet, dinliyorum. Atatürk şu anda yaşasaydı ilk yapacağı icat ne olurdu? Atatürk rahmetli bir kere özgürlüklerin üstüne çok dururdu. Resim, müzik. Anıların dekoltesine karışılmasına asla müsaade etmezdi. Kaliteye çok önem verirdi. Kaliteye yayılırdı. Avrupalı gibi olmamız için Avrupa kalitesi, Avrupa görgüsü, Avrupa temizliği tarzında bir klasik anlayışı olurdu. Türk birliği için çok gayret ederdi. Önce Türk birliğini oluştururdu. Sonra da İslam alemini birleştirirdi. PKK'yı falan yani havuç rendeler gibi hepsini darmadağın ederdi. Yani paşa böyle şeylere asla müsaade etmez. Atatürk kabadayıydı. En başında müsaade etmezdi bir kere. Direkt tepeler yani. Bir de nefes aldırmazdı. Tayyip hocam da maşallah nefes aldırmıyor. O yönden Atatürk'ü çok benziyor. Atatürk kalite demektir. Atatürk görgü demektir, nezaket demektir, klaslık demektir, neşe demektir. Ya kardeşim baktığım kılına, kıyafetine, yemesine, içmesine, toplantılarına insan içeri neşe geliyor ya. Hayat dediğin öyle olacak. Hanımlar çiçek gibi, beyler filinta gibi, Atatürk süper klas. Ya o devrin şartlarında bak onu yapmış, düşünün yani. Bir de bu devrin imkanları olsa ne olurdu? Atatürk'ü gençlere iyi anlatmak lazım. Aslında iyi bir şey olmuş yani. Atatürk devrimleri oturmuş, Atatürk'ü gençlere sevdirecek bir sistem kurulmuş. Ama bu yarım kalmış. Yani sanki zoraki gibi bir görüntü oluyor bazı yerlerde. Halbuki bu hakikaten çok önemli bir şey. Ya Atatürk'ün görüşleri gençlere bir benimsetilse muhteşem bir şey olacak. Çok aydın, pırıl pırıl bir Türkiye olacak.
Ama Atatürk'ü bir zamanlar böyle dinsizlik gibi algıladı. Böyle sevgisizlik. Halka üstten bakmak. Yani bu var ya ukala züppe tipler. Homoseksüel falan tipler. Onlar Atatürk'e sahip çıkmaya başladı. Halbuki Atatürk onlardan nefret eder yani. Hiç beğenmediği, hiç sevmediği tipler. Atatürk'ü bak, kıyafetlerine bak. İnsan daha kıyafetine bakınca bile içi açılıyor. Şu klaslığa bak ya. Şu ortam insan gördün mü ne olur? Bir dakika bak, yaklaştır. Şimdi bak, bir gömleğe ve kravata bir bakalım. Yaklaştır. Şu gömleğin güzelliğine bak ya. Şu kumaşın güzelliğine bak. Şu kravatın bağlanışındaki güzelliğe bak. Kravattaki döküme bak. Ve ceketin kumaşının kalitesine bak. Şu oturuşa bak. Ya kravat böyle kalıp gibi oturtmak her baba yiğidin harcı değildir. Kravat gevşer bilmem ne olur, şu olur bu değil mi? Düzgün durmaz. Bak tablo gibi oturmuş. Kumaşın güzelliğini görüyor musun? Halis İngiliz kumaş. Kravat ipek. Gömlek, keten gömlek muhteşem. Çok çok güzel. İnce keten yani. Ve süslerini görüyor musun? Mendilin kullanılış şekli. Mendili göstert. Bak şu mendili kullanma tekniğine bak. Görüyor musun? Şu asalete bak ya. Evet, devam edelim resimlere. Bak şu kıyafetin oturuşuna bak. Madalyanın görünüşü. Smokin şahane. Pelerin şu bu falan muhteşem yani. Bak kürklü kıyafeti çok şahane olmuş. Bak burada da filinta gibi şu kravatın güzelliğine bak. Yaklaştır. Görüyor musun? Bak şu bağlanmadaki zarafete bak. Bir de çok zarif bir insan Atatürk. Öyle yemek istediğinde çok az yiyor. Biraz peynir. Bir parça alkol alıyordu yani. Rakı içiyordu Atatürk. İçer yani. O günahı kendine. Ama diğer yönlerde mükemmel. Öyle iç, yani abartılı içme falan değil. Yani birkaç bardak içiyor. Hafif az meze yiyor. Öyle boğazına çok düşkün bir insan değil. Yemeğe çok şey yapan, yani düşkün olan bir insan değil. Ama kaliteli yemeği seven bir insan. Masa çok güzel oluyor, çok kibar oluyor. Ama yani öyle abartılı yemek yiyen bir insan değil. Evet, göreyim. Bak şu yine kravatın, gömleğin güzelliğini görüyor musun? Bir de yaklaştı, yüzünü göreyim. Tabii. Yaklaştır, yüzünü indir aşağı. Bak yüzdeki ifadenin mükemmelliğine, yakışıklılığa bak ya. Jilet gibi jilet. Saç tıraşı falan her şey mükemmel. Ama bakmayı bilmemişler rahmetli ya kardeşim. İnanılır gibi değil ben. Bu her dönemde oluyor bu kardeşim. Her dönemde. Tayyip Hoca'ya da bunu yapıyor. 30 kere uyardım. Soğuğa çıkarıyorlar, rüzgara çıkarıyor, oradan oraya koşturuyorlar. 30 kişi birinin üstüne yani geliyor. Mesela 60-70 bir kere bir yere hafif bir rahatsızlık geçirmişti, hafif böyle bir sıcaktan rahatsızlanmıştı. 60 kişi birden üstüne çöküyor ya. Ya konu bu değil mi? Açılsana ya mübarek, bu kadar basit bir şey nasıl akıl edemezsiniz ya? Ha, inanılır gibi değil. Daha hala üstüne geliyor adamlar. Ya aç bir hava gelsin, bir temiz hava gelsin yani. Atatürk dedi böyle. Buz gibi yere alıp götürdüler Dolmabahçe Sarayı'na. Denizin kenarı. Ya kardeşim, nem bir yandan, rüzgar bir yandan, soğuk bir yandan. Niye oraya götürürsünüz ya? Başka yer bulamadın mı götürecek? İnanılır gibi değil yani. İnanılır gibi değil. Sirozdan alerji oluyor cinle. O diyor ya, bir karınca ısırmıştır seni. Kırmızı karıncası ondan oluyordur. Şimdi insan ağzına dolu dolu geliyor. Ya kırmızı karıncayla ne iş var orada? Münasebetlere bak ya. Kinin verelim sana paşam diyor, iyi gelir diyorlar. Ya siroz hastasına kinin verilir mi? Daha da beter eder. Ya kasten yapmışlar, başka açıklaması yok. Başka bir açıklama, Allah'a emanet, suikast yani.
Yalnız bırakmışlar. Bak şimdi Tayyip Hoca da yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. Asla müsaade etmeyiniz. Asla. Büyük bir dikkatle izliyorum. Bak kılına dokunmaya kalkarlarsa canlarına dokunuruz. Kanunla, hukukla, ilimle, irfanla. Açıkça söylüyorum. Evet dinliyorum. Yine göster Atatürk'ün ismini. Ya şu kumaşın güzelliğine bak, şu kravatın uyumuna, mendilin güzelliğine bak yani. Kumaşın güzelliğini görüyor musun? Evet, çok güzel. Ve kravatın uyumuna bak yani. Ceket bir kere kalıp gibi oturmuş. Bak yanındakileri de o görüntüyü vermiş. Yoksa evet. Onlar da bilmez yani. Evet, evet. Onlar da öyle şık giyin. Bak etrafında var ya o tip evet, kişiler. Evet. Onlar da o şekilde şık giydiren o. Biz 1960'lar falan çok iyi hatırlıyorum ben küçükken 1960'lar o önden çalıştıran arabalar falan insanlar hakikaten şık giyinirlerdi böyle kravat falan şapka evet. Rahmetli babam da şapka kafadan hiç eksik etmezdi fötr şapkayı böyle kravat gömlek falan yani şık giymeyi herkes seviyordu o dönem. Hanımlar da mesela çok şık şapkalar giyerlerdi güzel giyinirlerdi falan. Şimdi bir acayip oldu. Gençler kafayı kırktırıyorlar. Kırktırıyorlar derken ne denir ona? İşte tıraş ettiriyorlar diyeyim yani. Bir kısmı için diyorum, hepsi için demiyorum. Ondan sonra bir tişört, altına da kısa bir şort. O kadar bir de lastik ayakkabı, atom forvet dışarı fırlıyor. Bir de ondan da yatıyor bir kısmı da yani öyle. Ya böyle hayat olur mu ya? Evet, dinliyorum. Atatürk'ün son